Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videomda köpeklerime yağ pişiriyorum. Ondan sonra da köpeklerime vereceğim. Biraz sizlere köpeklerimden bahsedeceğim. Köpeklerle ilgili bir video olacak. Şimdi kameramı çevireyim, ateşli yağımı göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tenekede normal ateşte pişiriyoruz. Bak, doğal. Odun ateşinde pişiriyorum yağımı. Şurada biraz döküldü ama arkadaşlar, pişmek üzere, pişti sayılır. Onu indireceğim. Bundan sonra ikiye böleceğim. Soğumaya alacağım. Soğuduktan sonra da köpeklerime vereceğim. Ondan sonra da işte indirdikten sonra, soğuduktan sonra videomuza tekrar devam edeceğiz. Biraz sonra görüşürüz. Arkadaşlar, bu yağı arpa unundan yaptım. Gördüğünüz gibi odun ateşinde pişiriyorum. Pişirdikten sonra da soğumaya alacağım. Soğumaya aldıktan sonra, soğuduktan sonra da videomuza tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yağım soğudu. Karıştırdım. Biraz suyla, soğuk suyla soğuttum biraz daha. Şu an ılık. Gördüğünüz gibi pek de cıvık değil yani. Makarna da attım içine biraz. Şimdi bunları köpekler görüyorsunuz, yok. Akşam öğünü bu arkadaşlar. Sizler için çekeyim dedim. Köpekler gözükmüyor. Şimdi kameramı yerleştireceğim. Köpeklere çağıracağım. Bakalım gelecekler mi? Acıkmışlar mı? Şimdi kameramı şuraya koyayım. Islanma lan. Evet arkadaşlar, şu anda anneleriyle büyük köpek yok. Tavuklar da çıktı yalı görünce, eşkıyalar. Gördüğünüz gibi pek de az vermiyorum yani. Bu ikinci öğün. Bir de arkadaşlar. Bakalım gelecekler mi, öbürler daha çıkmış mı? Buralarda olsalardı şimdiye gelirlerdi. Bugün davara da gitmedik. Yağmur yağıyor. Hala da yağmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Şşt, dövüşmen lan. Şu yağ çok. Tavuğa sinirleniyor şu anda. Tavuğa yaklaşma diyor. İkisi demek ki buralarda değil. Gelmediklerine göre. İyice karnınızı doyurun. Abi, şu köpekleri çok zayıf diyorlar. Pek de zayıf değil. Bir konu da arkadaşlar. Bunlar kangal değil. Evet arkadaşlar, bunlar sadece kangal değil. Kangal kırması arkadaşlar bunlar. Zaten şu anda piyasadaki çoban köpeklerinin çoğu kangal kırması. Zaten
Davara da kangal kırması daha iyi olur diyorlar. Bakması konusunda. Bir de arkadaşlar birkaç soru da geliyor. Eniklerin kulağını ne zaman keseceksin diyorlar. Gördüğünüz karnı şişti yavrunun. Erkek bu arkadaş. Arkadaşlar şu anda kulak falan kesemeyiz. Çünkü havalarda soğuyor, kış geliyor. Aslında keşke kesilmese kulakları bunların. Ama bildiğiniz üzere kurtla boğuş sırasında kurt genelde kulaktan tutuyormuş. Kulaktan tutunca da boynu kırılıyormuş. Yani boyun kırılması riskinden dolayı. Ye oğlum ye. Zaten karnın da doydu. Bakın yanların karnı çıkmış. Şu paçalı tavuklar da şunlar arkadaşlar kuruyken kocaman gözüküyorlar. Baktığınızda hiç et bet kalmamış hepsinde. Sapsayıp kalmışlar. Çatıda yatıyorlar onlar da. Oğlum karnını doyurdun sen. Bırak o da doyursun ya. Gördünüz dolu şeyler, tenekeler de dolu. İstedikleri kadar yesinler. Şöyle dağlarda bir göstereyim. Acayip duman çöktü. Güzel de yağmur yağıyor. Biraz önce kar yağıyordu. Sobamızın dumanı da çıkıyor. Kar yağıyordu. Tepelerde beyazlattı ama aşağılarda bir şey yok. Doydun mu oğlum? Doydun mu aslanım? Doydu benim oğlum ya. Bak çok yemiş. Tamam oğlum ya. Tamam oğlum ya. Arkadaşlar buna da bir isim bulabiliriz. Şu arkadaşınki gideninki bakın gitti. Doydu karnına gitti. O cesur oldu. Onun ismini cesur koyduk. Şu arkadaşa da bu videodan sonra bir isim bulalım. Biraz bu ashabi. Tipinden de belli arkadaşlar görüyorsunuz. Ondan sonra da yavrularımıza isim bulalım. Yavrulara bakmıyorsun diyorlar ama bakın maşallah karnına karnına. Gel küçük küçük. Gel gel. Gel oğlum gel. Gel seninle biraz bitirelim. Gel. Küçük küçük. Gel. Meh meh meh. Gel gel. Karnı doydu ya beni saymıyor. Gel küçük küçük. Küçük küçük. Gel gel. Küçük küçük. Arkadaşlar dediğim gibi köpeklerimize elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Ama tabii insanlar gibi köpekler de her zaman etle besleyemiyoruz. Kendimiz de her zaman etle beslemiyoruz. Yani bugün bir gün patates olursa bir gün et olur. Bir gün makarna olur. Onun gibi burada arkadaşlar et de veriyoruz. Diğer önceki videolarımızı seyrettiyseniz videolarımı etleri görmüşsünüzdür. Oğlak eti, geçi eti, yeri geldi mi domuz eti falan haşlayıp da veriyorum, kavuruyorum. Önceki videolarım da var. Oralardan bakabilirsiniz. Birkaç gündür kangal köpek videosu istiyorlardı. Arkadaşlar yalı yaptım başta. Önce de bu yalın yapımının videosu da var daha önceden. Bayağı önce çekmiştim onu da. Şimdi arkadaşlar onu da izleyebilirsiniz nasıl yaptığımı. Bu yalı bildiğiniz üzere arpa unundan yaptım. En başında söylediğim gibi videonun. Aslanım benim. Bu arkadaşlar 2 yaşında falan. Gördüğünüz gibi ya kangal olmasa da yakışıklı benim oğlum ya. Değil mi oğlum? Gördüğünüz gibi şuralar güçlü. Acayip boğuşuyor ya. Çok yürekli bu. Çok yürekli bu. Bazı arkadaşlar köpeklerin kötü değiştir falan diyorlar ama ne bileyim ben köpeklerimden biraz memnunum. İnsana sarmıyorlar. İnsana ürmüyorlar. O çok avantaj. Yani insanlara saldırmadılar mı güzel olur. Anneleri de geldi. Ye kızım ye kızım neredeydin sen? Nerede? Ha, hepsine bak, hepsine bakalım hangisini beğenecek. Hepsini bir gözden geçiriyor. En çok bu pişirilmiş tenekede yemeyi seviyor arkadaşlar. O tenekenin içindeki o dibine kalanları yalamayı seviyor. Bakın kenarlarından başlıyor. Akıllı temiz kızım benim. Bunların annesi bu arkadaşlar. Geçen de çiftleşen de bu. Bakın şöyle göstereyim. Bu kırmalı köpeklerde falan şu soyalara çok önemli diyorlar. Biliyor musun burada 6 parmak var. Aman kızım bir şey yapmayacağım. 6 parmak. Dur kız. 6 parmak var. Öbür eneğimizde de var erkek enikleri. Ye bakayım ye hadi. Ye karnını doyur. Bah bah bah. Ye karnını doyur.
Şöyle kameramı çevireyim de arkadaşlar bu videoyu da burada bitireyim. Fazla uzatmak istemiyorum. Şu yakışıklıyla bitirelim videoyu. Arkadaşlar bu yakışıklıya isim arıyoruz şimdi. Öbürünün ismi Cesur oldu. Cesur'a çok ilgi geldi. O yüzden ben de Cesur koydum ismini. Benim aklımdan da o geçiyordu Cesur olduğu için. Şimdi bu arkadaşı arıyoruz. Bu arkadaş biraz asabi. Ona göre isim bulalım buna. Bakın bana bile pas vermiyor yani. Ama insanlara falan pek şey yok. Saldırması, havlaması falan yok. Güzel, akıllı yineyim benim. Bunun bir kardeşi vardı, dişi. Onu da Antalya'da bir abiye sahiplendirdik. O da çok akıllıydı. Gidecek illaki. Gel küçük. Gel. Yavruların da gitti. Yağmur da yağıyor arkadaşlar. Bayağı sabahtan beri videoda dediğim gibi. Yavruların kulaklarını arkadaşlar kesmem şu an. Çünkü gel küçük. Gel. 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 Gel küçük. Gel kızım. Gel kızım. Geliyor. Kulaklarını kesmem çünkü havalar soğuyor. Kar yağacak. Yani bıçak gibi keser. Yarası iyileşmez. Bunu kulaklarını ne çok sıcak bir havada ne de çok soğuk bir havada kesmek lazım. Bu zamandan sonra kesilmez. Artık baharın kesmem lazım. Yazında kesersem sıcakta sinek vurdatabilir yarasına. O yüzden tam normal bir havada keseceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoyu da bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Şu fındığımı da göstereyim size. Fındığım benim bu fındık. Hepsi bir kokla. Gel kız bura. Gel kız bura. Gel kız bura. Gel. Kucak kızı bu. Kucak. Arkadaşlar görüşmek üzere. Annen de bak kamera. Hop hop. Hop. Kıskandın mı? Kıskanır bu. Lan ne biçim durum size. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Kaç gündür köpeklerle ilgili video istiyordunuz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olarak destek vermeyi unutmayın. Vallahi köydeyim işte. Bu işlerle uğraşmaya başladım. Bu işler dediğim yani YouTube'la falan. Destek verirseniz ilerleriz. Destek ver, yorum yaparak, beğeni yaparak, kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Bir dahaki videoda görüşürüz.